Salih Tuna Videolu suikast çağrısı Bu yaşıma geldim böyle korkunç bir konuşmaya 12 Eylül öncesi dahil tanık olmadım. Konuşma dediğim aleni bir suikast çağrısı. Kelimenin tam anlamıyla dondum kaldım. Çağrıda bulunan provokatör tıfıl bir oğlan değil, yaşını başına almış, hatta orta yaşı geçmiş bir sanatçı. Kim mi? Adı lazım değil. HDP'nin kimi etkinliklerine çağırdığı bir sanatçıymış. Türkü çığırıyormuş. İşbu provokatör sanatçı Kürt gençlerinden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a alenen suikast düzenlemelerini istiyor. Suikast düzenlemeyecek olan Kürt gençlerini de peşinen devşirme ilan ediyor. Sömürge aydınları PKK'lı olmayan Kürtleri cahş hain ilan ediyordu. Bu sanatçı da Savcı Sayan'ı öldürmeyen Kürtleri devşirme ilan ediyor. Öldürün efsane olun. Dikkat isterim söz konusu suikast çağrısı gizli kayıt falan değil. Mahut sanatçı bizzat video çekip dolaşıma sürmüş. Konuşma şöyle. Savcı sayan mıdır ne şerefsizin tekidir? Elinde belediye telsizi var dolaşıyor. Bir tane baba yiğit yahu bir taş atın bir taş atın bir taş atın yahu. Adam bilsin ki sağından solundan taş gelebilir. Diyelim gücünüz yetmez ulaşamıyorsunuz korumaları var. 300-400 tane koruması var polistir, komiserdir, emniyet amiridir, dışişleri bakanıdır, bakandır, milletvekilidir her neyse. Yav sayan savcı nedir yav? Vallahi billahi savcıyı susturan tarih olur, efsane olur, çeguvera olur. Siz neyi bekliyorsunuz? Neyi neyi? Ben 18 yaşındaki gence sesleniyorum. 18 yaşındasın, destan yaz, efsane ol. Yiyeceğin 20 sene, 38 yaşında, 40 yaşında tığ gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var? Ben bunu size yol gösteriyorum. Ben söylüyorum. Ben, 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 ben söylüyorum. Ben susturun. Ben Kürt gençlerine sesleniyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda tiner çekeceğinize, şarap içeceğinize, atıp tutacağına, karı kız peşinde koşacağına destan yaz. Efsane ol be geri zekalı. Git geri zekalı git efsane ol destan yaz. Çeguvera ol hayvan. Ha yapmıyorsun oğlum. Ben Kürdüm deme. Alnına da devşirme diye yaz alnına devşirme diye yaz git İstanbul'a mı dolaşıyorsun İzmir'e mi dolaşıyorsun Antalya'ya mı gidiyorsun nereye cehennem oluyorsan ol yav çıldırmamak elde değil. Gördüğünüz gibi gariban Kürt gençlerinden 20 senelerini mahpus damında geçirmelerini istiyor. Hem de akıl almaz bir coşkuyla. İş bu sanatçının kavline göre 18 yaşındaki Kürt gençleri şayet savcı sayanı öldürürlerse Che Çeguvera gibi efsane olacaklar, öldürmezlerse de hayvan olarak yaşamaya mahkum kalacaklardır. Bu provokatör sanatçı İsviçre'de yaşıyormuş. 12 Eylül öncesinde de gençleri sahaya sürüp ömürlerini mahpus damlarında çürütmelerine neden olanların bir kısmı da bu sanatçı gibi kapağı yurt dışına atıp hayatlarını yaşamışlardı. Film hep aynı film, hiç değişmiyor. Savcı sayan neden hedefte. Tek kelimeyle kardeşlikten barıştan yana olduğu için ama sözde değil özde, ayrılıkçılığa, bölücülüğe ve ırkçılığın her çeşidine her daim yüksek sesle karşı çıktığı için, ezici bir oy farkıyla Ağrı Belediye Başkanı seçildiği günden beri, geceli gündüzlü çalıştığı, garibanlarla hemhal olduğu için, Otobüs duraklarının yakılmasından rögarların betonlarla doldurulmasına kadar yaptıkları onca saldırıya rağmen Ağrılılara yaptığı hizmetlere engel olamadıkları için İmamoğlu'na suikast iddiası nedeniyle Türkiye'yi ayağa kaldırmışlardı ki savcı sayan benzer ihbar veya iddialardan onlarcasına maruz kaldığı halde dillendirmeye tenezzül bile etmemişti. Bakalım bu korkunç suikast çağrısı üzerine ne yapacaklar? Dillerinden düşürmedikleri barış, demokrasi, insan hakları konusunda ne kadar samimi olduklarını göreceğiz. Salih Tuna Sabah Kemal Öztürk Yaşlanmış Gençler Genç bir insanın heyecanlı, canlı ve enerji dolu yaşamları beni hep mutlu eder. O nedenle gençlerle bir arada olmayı çok severim. Son dönemlerde gerek üniversitede gerek okurlarım arasında bana yazan gençlerde bir karamsarlık, içe kapanma, enerji yoksunluğu ve geleceğe dair belirsiz düşünceler görüyorum. Öte yandan çocuklarının umutsuzca hayata bakışını gören arkadaşlarımın çaresiz dertlenmelerine şahit oluyorum. Babalar, anneler, oğullarını, kızlarını canlandırmak için çaba harcıyor bu devirde. Nasıl da tuhaf bir çağda yaşıyoruz. Bir gencin coşkun hayallerini dizginleyen, havada uçan ayaklarını yere basması için zorlayan, dağlardan kopan seller gibi akan enerjisini doğru yerde kullansın diye çabalayan ebeveynlerin devrinde yaşadık oysa. Şimdi nasıl da tersine döndü her şey. Bazı gençler yaşlandı sanki. Takati tükenmiş yaşlılar gibi bir şey yapmadan duruyorlar öylece. Birinin gelip onları yerinden kaldırmasını, elinden tutmasını, ne yapması gerektiğini söylemesini istiyorlar. Kendi içlerinde enerjileri tükendiğinden dışarıdan bir gücün kendilerini harekete geçirmesini bekliyorlar sanki okulu bitirmek üzere olan öğrencilerimin ne yapacağını bilememesi gelecekte ne olacağına dair kaygıları beni doğrusu üzüyor gençler neden yorgunlar neden gençlerin bir kısmı neden böyle birçok nedeni var kanımca en başta zihinleri yorgun hepsinin zihni yorgun olanın bedeni de yorgun olur her gün binlerce on binlerce mesaja muhatap oluyorlar televizyondan radyodan internetten sosyal medyadan oyun konsollarından cep telefonundan her dakika zihinlerine mesaj yağıyor bunları okumakla kalmıyorlar sonrasında zihinlerinin bir kısmı orada takılı kalıyor beğenildi mi birisi alıntıladı mı mesaj yazdı mı ne dediler tümü için zihinleri bir enerji harcıyor yoruluyor ve başka şeylere güçleri yetmiyor artık Streslerini yönetmesini bilmiyor gençler bir de. Şehir yaşamı, pandemide eve kapanmaları, enerjilerini tüketememeleri streslerini daha artırmış. Bunu yenmek için bir şeyler yapmaları gerek ama bunu yapamıyorlar. Zaten modern şehir yaşamı bu çocukları zora sokmuşken bir de virüs belası geldi üstüne. Gençler büyüklerin kavgasını izliyor. Bu gençlerin ülkede yaşananlara dair itirazları, eleştirileri, beklentileri, kaygıları var. Sanırım enerjilerini tüketen önemli şeylerden biri de bu. Bize bakıyorlar biz büyüklere. Televizyonlarda, mecliste, kamuoyu önünde nasıl tartıştığımızı, nasıl birbirimizi suçladığımızı ve ağır sözler söylediğimizi izliyorlar. Bu kısır kavgalardan bıkmış durumdalar. Hiçbirine de ilgi göstermiyorlar aslında. Ama ülkenin büyüklerinin bu hali onlara karamsarlık, umutsuzluk, çaresizlik olarak yansıyor. Almanya'da Erasmus programıyla okuyan bir genç, neden benim ülkemde orası gibi değil diyerek gözyaşı döktüğünde ne diyeceğimi bilemedim. Zira tam onun yaşındayken yani 20'li yaşlarımda hayatımda ilk defa yurt dışına çıktığımda Almanya'ya gitmiştim. Frankfurt caddelerinde dolaşırken aynı gözyaşını ben de dökmüştüm. Neden benim ülkemde böyle değil? 30 yaşımda Amerika'ya, 40 yaşımda Japonya'ya gittiğimde de aynı soruları sordum hep. Ancak ben o zaman kendi ülkemin de böyle olması için çalışmak, bir şeyleri değiştirmek için, daha çok çabalamak için hırslanmıştım. Ve bir şeyler de yapılmıştı. Bundan 20 sene önce benim yaşadığım Türkiye ile bu gencin yaşadığı Türkiye aynı değil. Daha iyi durumdayız aslında. Ancak gençler bunu hissetmiyor.'' Onlar kendi hatırladıkları yıllarla ve diğer devletlerle karşılaştırıyorlar durumu. Yani 5 yıl önce, 10 yıl öncesiyle kıyas yapıyorlar. Benden sonra gelen kuşakların da aynı soruları sorması ancak bu kez umutsuzca bir şeylerin değişmeyeceğine inanması beni çok etkiledi. Umutsuz olamayız gençler. Onlarla konuşuyorum ve diyorum ki: "Hayır, böyle bırakmamalısınız kendinizi." Hayır bunu değiştirilemez bir kader olarak görmemelisiniz. Bu ülkede çok şey değişti. Çok tabular yıkıldı, düzenler değişti. Yine olacaktır. Yanlış gördüğünüzü eleştirin, itiraz edin, düzeltmeye çalışın. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke sizin asla terk etmeyin. Biz büyüklerin hatalarından ders alıp aynasını tekrar etmeyin. Doğrularını görüp örnek alın. Ama bu ülkede Almanya gibi olacak güce sahip potansiyele sahip bunu unutmayın. Bunu da siz yapın, siz değiştirin. Yeter ki gençken yaşlanmayın. Kemal Öztürk HaberTürk.